Makine dinamiği ders notları 25. örnek. Bu örneğimizde yine sürtünme kuvvetiyle ilgili bir örnek ve bu şekildeki verilen mekanizmanın AB uzvuna uygulanması gereken torkun miktarı soruluyor. Bu AB uzvunun yine saatin yelkovanının tersi istikametine dönmeye başlayacağı andaki tork isteniyor. Sürtünme yine bir numaralı uzuvla dört numaralı uzuv arasında yani kayan da var ve sürtünme katsayıcısı da 0,2 olarak verilmiş. Daha önce bu tür problemleri çözerken yaptığımız gibi yine bu mekanizma da oldukça basit bir mekanizma. Dolayısıyla bir numaralı uzuvla dört numaralı uzuv arasındaki sürtünme kuvvetinin yönünü kolayca belirleyebiliriz. Verilen mekanizmayı zihnimizde canlandıracak olursak. İki numaralı uzuv saat yelkovanının ters istikametinde dönüyor idi. Dolayısıyla bu yönü hareketlenecek. Bu yöne doğru hareketlenecekse bu mekanizmanın 4 numaralı uzvunda sola doğru hareketleneceğini görüyoruz. Dolayısıyla 4 numaralı uzvun yere göre hareketi ise sola doğru olacak. O halde 4 numaralı uzvumuzun üzerindeki sürtünme kuvvetimizin yönü sağa doğru olmak zorunda. O halde 4 numaralı uzvumuzun üzerindeki sürtünme kuvveti sağda 4 numaralı uzun boyutunu, şuradaki görmüş kayan mafsal boyutunu ihmal edilebilecek kadar düşük, yani şu mesafeyi ihmal edilebilecek kadar düşük olduğunu kabul ediyoruz. D noktasında yine 1 numaralı uzunla 4 numaralı uzun ayırdığımızda kayar bir mafsal olduğuna göre bir dönme ve bir de ötelemeyi engelleyen kuvvetimiz olacak. C noktasındaki kuvvetin doğrultusunu bulmak için daha önce yaptığımız gibi yine bu problemi kolaylaştırma yöntemi olarak grafik yönteminde kullanmış olduğumuz kuvvet sistemlerini kullanabiliriz. Dolayısıyla BC uzvu iki kuvvet sistemli bir uzuv olacak. İki kuvvetli bir sistem. Kuvvetlerin doğrultuları BC doğrusu boyunca da bunu da sıkıştırma kuvvetlerinin etkisi altında olduğunu varsayacak olursak etki tepki prensibine göre 4 numaralı uzun üzerindeki kuvvetin bu yönü ve doğrultusu bu şekilde oldu. Aynı şekilde B noktasından etki eden kuvvetin yönü ve doğrultusu da bu şekilde olmalı. A noktasında da yine bir kuvvetimiz var, bileşken kuvvetimiz var. Biz biliyoruz ki döner mahzında iki tane kuvvet var. Bu iki tane kuvveti bileşke kuvvetini alacak olursak tek bir kuvvet olacak. O da FB'ye eşit, ters yönde ve paralel olmak zorunda. Burada da gördüğünüz gibi serbest cisim diyagramını tamamlamış olduk. Statik kanunu yazarak nümerik değerleriyle çözümü gerçekleştirebiliriz. Ancak burada daha önceki problemlerimizde yaptığımız gibi, sürtünme problemlerinde yaptığımız gibi bu problemin nümerik değerini çözmeyeceğim. Bununla ilgili olarak aşağıda bir bağlantı koyacağım. Dolayısıyla o bağlantıdan siz bu problemin detaylı çözümlerine erişebilirsiniz.